Türkiye'nin Bilgi Yarışması 3'te 3'e hoş geldiniz. Stüdyomuzdaki değerli misafirlerimiz ve ekran karşısındaki siz sevgili seyircilerimize şimdiden iyi bayramlar dilemek istiyorum. Malum yarın Arefe, Kurban Bayramınız mübarek olsun. Yarışmamızda Profesör Doktor Tufan Gündüz hocamız her zaman olduğu gibi yarışmacılarımıza yardımcı olmak üzere yerini aldı. Hocam iyi bayramlar. İyi bayramlar ve bu vesileyle ben de Türk ve İslam dünyasının Kurban Bayramını şimdiden kutluyorum. Bayramımız bayram olsun, kinden garazdan uzak olsun. Bütün İslam dünyası mutlu günlere bu bayram başlasın inşallah. Aynı zamanda yarışmacımızı da heyecanla bekliyorum. Kim bilir belki onun da Kurban Bayramını şimdiden kutlamış olacağız. Ben de ilk yarışmacımızı davet ediyorum. Mustafa Sadıç geliyor. Hoş geldiniz. Hoş Mustafa Bey, buyurun. Merhabalar. Merhaba, tanıyalım sizi. İsmim Mustafa Sadıç, 1977 Kocaeli doğumluyum. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema mezunuyum. 99 yılında mezun oldum. Şu anda çok uluslu bir ilaç firmasında bölge müdürü olarak görev yapıyorum. Hobilerim arasında doğayı çok seviyorum, doğada olmayı çok seviyorum. Bunun için fırsat buldukça kampa gidiyorum, işte dalış yapmayı seviyorum. Ekstrem sporları seviyorum. Paraşütle atlamışlığım var. Bu şekilde günlerim geçiyor. Bugünkü hedefiniz nedir? Aslında adım adım gitmeyi düşünüyorum. Yani tabii ki kafamda bir rakam var. Fakat o biraz da nasip diyorum. Bildiğim yerlerden gelirse eğer 50 bine, 150 bine kadar ilerlemeyi hedefliyorum. Ama adım adım gitmek şu anki düşüncem. Umarım öyle olur. Yarışmamızın kuralları çok basit. 3'te 3 yaptığınız takdirde kazandığınız rakamı alıp gidebilirsiniz. Eğer devam derseniz bu sefer kazandığınızla riske ederek yeni bir üçleme başlar. Ama bu kez kazanacağınız rakam çok daha büyük olur. İyi şanslar tekrar ve Mustafa Sadıç için 3'te 3 başlıyor. İki parça boyası var. Hasar kaydı yok. Muayenesi yeni yapıldı gibi cümleler hangisinin satışı sırasında duyulur? A. Otomobil. B. Mobilya. C. Ev. A. Otomobil. Onaylıyorum. Bakalım. Üçlememizin ikinci sorusundayız. Oldukça eski bir zamanı ifade etmek için kullanılan deyimde hangi tarihten bahsedilir? A. Ri. B. Fi. C. Mi. Cevap veriyorum. B şıkkı Fi. Onaylıyorum. Bakalım. Üçlemenin son sorusuna geldik bile. Her üçlemede bir kez Tufan hocamızdan yardım alabilirsiniz ki şu anda üçlemenin üçüncü sorusuna geldik bile. Jokerinizi kullanmamış olduğunuzu görüyorum. Teşekkür ederim. Gelsin sorunuz. Sonradan elde edilmeyip yaratılıştan var olan nitelik, yetenek veya özelliklere ne ad verilir? A. Allah rızası. B. Allah vergisi. C. Allah'ın takdiri. Allah vergisi. B şıkkını onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Üçte üç yaptınız. 1000 lira sizin. 5000 liralık üçleme için şimdi soruyorum. Tamam mı? Devam mı? Devam demek istiyorum. Pekala. Benim. Yeni bir üçleme başlıyor ve ilk soru gelsin. Geçmiş dönemlerde sıkça kullanılan buhur nedir? A. Kumaş. B. Tütsü. C. Baharat. Buhurdanlık diye de bir şey geliyor aklıma. Oradan yola çıkarak B. Tütsü demek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım.
Sorulara rahat cevap veriyorsunuz. Üçlemenin ikinci sorusundayız. Dünyaca ünlü yazar Agatha Christie genellikle hangi roman türünde eserler vermiştir? A. Fantastik, B. Tarihi, C. Polisiye. Filme alınmış romanlarını çok severim kendisinin. İzlediğim birkaç filmini de hatırlıyorum. C. Polisiye demek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Joker şansınız devam ediyor. 5000 liralık üçlemede artık son soru 5000 lira değerinde. Standart bir zarın üzerinde toplam kaç nokta bulunur? A 21, B 42, C 33. Kafamdan sayıyorum şu anda. Biz de duyalım. 1'den 6'ya kadar. 6 yüzünde. 6, 5, 4, 15, 3, 18, 21 çıkıyor. A şıkkı 21. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Bu doğru cevap size 5000 lira kazandırdı. 3'te 3 yaptınız. 15000 liralık üçleme için soruyorum. Tamam mı? Devam mı? Devam demek istiyorum. İlk sorunuz geliyor. Venedik Film Festivali hangi ülkede yapılmaktadır? A. Fransa, B. İtalya, C. İsveç. B. İtalya demek istiyorum. Fransa'da Cannes Film Festivali yapılıyor bildiğim kadarıyla. İsveç'te bir film festivali hatırlamıyorum. İtalya'da Venedik Film Festivali yapılıyor diye hatırlıyorum. B. İtalya demek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Üçlemede ikinci soruya geldik ama görüyorum ki 7 soruya hiç joker hakkınızı kullanmadan çok rahatlıkla cevap verdiniz. Maşallah diyelim. Evet, maşallah diyelim. Ve gelsin şimdi 15000 liralık üçlemede ikinci soru. Dünya tarihinin en önemli ekonomik krizlerinden biri kabul edilen ve büyük buhran olarak anılan kriz hangi yıl başlamıştır? A 1929, B 1946, C 1968. 20. yüzyılın başlarında diye hatırlıyorum. Büyük buhran. Açıkçası Amerika Birleşik Devletleri'nde başladı diye hatırlıyorum. A ile B şıkları arasında gidip geliyorum. Yani C şıkkı değil, ondan eminim. B şıkkı İkinci Dünya Savaşı sonrası ama A şıkkı da Birinci Dünya Savaşı bittikten bir 10 yıl sonra kadar. Sanırım burada A şıkkı 1929 cevabını vereceğim ki Tufan Hocam'la son soruya ilerleyelim. Peki. Biraz A risk şıkkı. Ama. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Peki, onayladınız ve artık bakacağız doğru cevap A mı? İyi ki üçüncü soruya saklamışsınız joker hakkınızı. Evet. Şimdi 15000 liralık soruyu tarih sahnesinden izleyeceğiz. Tamamdır. Kan, kan, kan. Nereye baksam hep kan.
Londra'da 16. yüzyılın başında Placentia Sarayı'nda doğdum. Hem de hanedanlıkların en büyüğünde. Babam İngiltere Kralı 8. Henry. Annem Aragonlu Catherine. Bütün krallıklarda olduğu gibi annemle babamın da evlilikleri tamamen diplomatikti. Annem İspanya Kralı 2. Ferdinand'ın kızı. İspanya ve İngiltere arasında güç birliği oluşturmak için yapılmış bir evlilik yani. ama biliyor musun? Yine de annemin gözlerinde babama duyduğu sevgi ve bağlılığı görmek mümkündü. Oysa babam bu evliliğe sadece zorunlu olduğu için katlanıyordu. Kadınlarla gönül eğlendirirken annemden tek bir beklentisi vardı. Veliaht. Ama maalesef annem bu beklentiyi yerine getiremedi. Babamın etrafındaki kadınlardan biri annemin nedimelerinden Anne Boleyn. Evet, Anne Boleyn. İngiltere'nin hatta dünyanın en tehlikeli kadını. Diğerleri gibi babamı güzelliğiyle değil, aklı ve görgüsüyle kendine aşık etti. Modern fikirleriyle onu zehirledi. Meğer hedefi kralı elde etmekten çok daha fazlasıymış. Taht. Babam kiliseyi ve tüm Avrupa'yı karşısına alıp zavallı annemi boşadı. Ben gayrimeşru ilan edildim. Kuleye kapatıldım ve ölünceye kadar da zavallı annemi göremedim. Artık İngiltere Kilisesi Protestanlık kurallarına göre yönetiliyordu. Ama Anne Boleyn, onun kaderi de anneminkinden farklı olmadı. Çünkü o da erkek veliaht veremeyince sonu ne oldu dersin? Tabii ki giyotinde bitti. Giyotin, ne severim. Evet, babam ölmeden önce beni sarayına çağırdı. Meşruluğumu tanıdı. Kulede geçen onca yıldan sonra. Ne yazar? Tahta Edward geçti. Aslında o öldüğünde taht benim hakkımdı. Ama ne yaptılar? Bir takım diplomatik oyunlarla kuzenim Jane'i geçirdiler. Zavallı Jane. Sadece 9 gün kraliçelik yapabildi. Çünkü ben ne yaptım? Hı? Ne yaptım dersiniz? Arkama Katolik desteğini aldığım gibi onu devirdim. Jane'i ve beraberindeki herkesi Londra Kulesi'ne kapattım. Ha. Anne Boleyn. Anne Boleyn'in kızı Elizabeth'i de tabii. Elizabeth. Üvey de olsa kardeştik. Bir süre sonra onu bağışladım. Bağışladım ama aslında hayatımın en büyük hatasını yapmış oldum. Kraliçelik yaptığım dönemlerde dengeler biraz değişti. Topluca bir Protestan temizliği yaptım. Katolik İngiltere'yi yeniden kurmak ve zavallı, gururu çiğnenmiş annemin intikamını almak için ne gerekiyorsa yaptım. İspanya ile olan ilişkileri düzeltmek için 2. Felipe ile evlendim. Ama yaşadığım en zorlu anlardan biri de kocamla üvey kardeşim arasındaki yasak ilişkiydi. Ah Elizabeth, Boleyn kızı Elizabeth. Ne de olsa ihanet kanında var, kanında. Evet, öldüğümde İngiltere'nin en başarısız hükümdarı sayıldım. Ve en kanlısı tabii. Kimine göre cellat, kimine göre kurban. Cellat mı, kurban mı? Sakın unutma, aktimizi kanla imzaladık. Soru benden, cevap senden. Söyle, kimim ben? Oh.
Sanatçımız Züleyha Karyadi'ye çok teşekkür ediyoruz. Protestanlara karşı uyguladığı sert politikalarla tarihte kanlı lakabıyla anılan İngiltere kraliçesi kimdir? A. 1. Mary, B. Jane Seymour, C. Elizabeth Woodville. Çok güzel bir performanstı öncelikle. Biraz performansın da etkisinde kaldım. Aslında Elizabeth'in üvey kız kardeşi olduğunu söyledi. C şıkkı olduğunu düşünmüyorum. A şıkkı olduğunu düşünüyorum ama burada Tufan Hocam'dan da destek almak istiyorum açıkçası. Evet, dönelim hocamıza. Evet, ben de tebrik ederim. Hakikaten sanatçılarımız bize o dönemleri çok güzel yaşatıyorlar ve çok başarılı performans sergiliyorlar. Bizim bu soruda aradığımız cevap B şıkkında yer almıyor. Evet, Jane Seymour cevabı gitti. 1. Mary mi, Elizabeth Woodville mi? Çok teşekkür ederim Tufan Hocam. A şıkkı 1. Mary demek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım bu cevap size 15 bin lira kazandıracak mı? Üçte üç yaptınız Mustafa Bey. 15 bin lira sizin. Yeni üçlemenin değeri 50 bin lira. Tamam mı? Devam mı? Çok teşekkür ederim. Çok mutluyum öncelikle bu seviyeye geldiğim için. Bu heyecanı biraz daha yaşamak istiyorum. O yüzden devam demek istiyorum. Devam. Yeni üçlemeyi başlatıyoruz. Bu kez hedefiniz 50 bin lira joker hakkınız olacak. İlk sorunuz geliyor. 1941 yapımı Oscar ödüllü Yurttaş Kane filminin yönetmeni ve başrol oyuncusu kimdir? A. Orson Welles, B. Charlton Heston, C. Gregory Peck. Hayal meyal hatırlıyorum. İletişim fakültesindeyken siyah beyaz, bu Eisenstein kardeşler, Yurttaş Kane gibi filmleri açıkçası A şıkkı olduğunu düşünüyorum. Orson Welles olduğunu düşünüyorum. Diğer isimler hiç kulak aşinalığı da getirmiyor bana, gelmiyor. O yüzden cevap vermek istiyorum. A şıkkı Orson Welles demek istiyorum. A şıkkı Orson Welles onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım doğru cevap A mı? Teşekkür ederim. Yine de insan yani bildiğinde bile bir şüpheye düşüyor burada heyecandan. Orson Welles aynı zamanda iyi de bir şarkıcı. Onu bilmiyordum. Evet. Sizden öğrendim. 50 bin liralık üçlemede ikinci soruya geldik. Jokeriniz duruyor üstelik. Çok avantajlısınız. Gelsin üçlemenin ikinci sorusu. Hangisi hem balık hem de kuş türü değildir? A. Turna, B. Mercan, C. Kardinal. Güzel bir soru. A şıkkını burada eliyorum. Hem turna kuşu var, hem de turna balığı var. Tatlı su balığı hatta. Yırtıcı bir balık türü olduğunu da biliyorum. B ile C arasındayım burada. Düşünüyorum kardinal balığı... Yani duymuş gibiyim kuşu ama kafamı da karıştırıyor açıkçası. Mercan'ın balığı var, ona çok eminim. Kuş olarak mercanı düşünüyorum. Mercan kuşu. Çarşım yapmıyor mercan kuşu bende. Kardinal balığı var, onu eminim. Kardinal kuşu olma ihtimali yüksek. Yani bu sorunun büyük ihtimalle cevabı B diye düşünüyorum ama bu soru bir üçüncü, dördüncü soru da gelse direktman mercan derdim. Bununla birlikte bu seviyede insan şüpheye düşüyor biraz kendinden.
Ben burada B Mercan diyeceğim sanırım. Risk onaylıyor yaptım. Musunuz? Onaylıyorum. Onaylıyorum dediniz. Ve korkuyorum da şu anda bakalım ne ve olacak. Ve artık cevabı görme vakti. B Mercan mı doğru cevap? Bakalım. Ya bismillah. Teşekkür ederim. Geldik 50 bin liralık soruya. Jokeriniz var. Bu da demek oluyor ki doğru cevabı bulma şansınız çok yüksek. Dakikalar sonra size 50 bin lira kazandırabiliriz. Hadi bakalım sorunuz gelsin. Bir kez daha iyi şanslar diliyorum Mustafa Bey size. Teşekkür ederim. Kırgızistan'ın para birimi hangisidir? A. Lek. B. Taka. C. Som. Gittiniz mi Kırgızistan'a? Kırgızistan'a gitmedim. Yani çok gitmek istediğim yerler. Orta Asya'ya gidip, yani köklerimiz orası sonuçta. Oraya gidip bir köklenmek, bir hafta o bozkır, o gökyüzünün, yıldızların altında bir hafta geçirmek gibi bir hayalim var açıkçası. İnşallah nasip olur. Orta Asya'ya bir gün gitmek. İnşallah ama yüzünüzde bir gülümsemeyle gitmenizi isterim. Eğer Kırgızistan para birimini bilemezseniz. Evet. Orada sıkıntı olur. Orada can acıtır para alışverişleri. Şimdi açıkça soruyu ilk gördüğümde aklımda manat diye bir cevap vardı. Ama şıklarda manat yok. Taka olduğunu düşünmüyorum burada. Burada Tufan Hocam'a gideceğim. Tabii ki yardım almak için. Yani umarım doğru düşünüyorumdur. Gene yani işitsel hafızama da biraz güveniyorum. Duymadım gibi. Som ya da lek diye düşünüyorum bu sorunun cevabını açıkçası. Taka. Yani Türkçe olarak düşünürsek de aslında Türkçe'de T, K bu harflerde kullanılan harfler ama... Taka açıkçası hiç lek mesela geliyor kulağıma bir yerlerden. Som geliyor, altın mesela som, para birimi, çağrışım yapıyor biraz. Ama taka gelmiyor açıkçası. O yüzden ben yani kendimce takayı eleyip Tufan Hocam'dan destek istemek istiyorum bu soruda. Estağfurullah. Muhannet kapısı değil bizim kapımız. Her zaman açık. Lek, Arnavutluk para birimi. A şıkkını eliyorum. Hocam çok teşekkürler. Siz sanki Lek'e yakındınız. Evet. Lek ya da Som diye düşünüyordum. Taka. Kırgızistan para birimi. 50 bin. Kırmızı buton. Kırmızı buton. Nasip. %50 şans. Heyecan. Risk. Şans. Nasip. Çok şansa... Kısmet. İnanmıyorum. Evet, kısmet, nasibe inanıyorum. Yani buraya kadar gelmişken şansımı da denemek istiyorum açıkçası. Şans dedim ben de ama... yani içgüdü diyelim. Onun peşinden gideceğim sanırım. Som diyeceğim burada. Ama taka çıkarsa da o köke gidip işte K, T harfleri kullanılıyor deyip bir de taka çıkarsa ve som demişsem ona da biraz üzüleceğim ama... bu saatten sonra yapacak bir şey çok da yok. Yani buradan geri dönemem. Benim biraz yapım böyle. Yani yüksek bir kayaya çıktığım zaman da oradan denize atlarım. İçimde bir ürperti, korku olsa da oradan geri dönemem. Çünkü bilirim ki oradan geri dönersem... Uyku uyuyamam. O benim aklımdan çıkmaz. Bu da öyle olur. Ben bu soruya cevap vermeden buradan gidersem eğer... o içimde uzun yıllar yer edecek. O yüzden... cevap vereceğim. Ve C şıkkı Som demek istiyorum. Peki Som dediniz. 50 bin liralık
Sorudayız. Doğru cevap verirseniz 50 bin lira kazanacaksınız. Soru yanlış çıkarsa vedalaşacağız. Bir de kırmızı butonunuz var ki cevabı verseniz de onaylasanız da o butona her an basabilirsiniz. Oradaki ışık yanıncaya kadar. Kırmızı veya yeşil. Şimdi soruyorum. C şıkkı son. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Haydi bakalım. Mustafa Sadıç. Çok teşekkür ederim. 3'te 3 yaptınız ve tam 50 bin lira kazandınız. Tebrik ederim sizi. Çok teşekkür ederim. İnanın çok mutlu oldum bu seviyeye geldiğim için. Dediğim gibi uyku uyuyamazdım o soruya cevap vermeseydim ve çekilseydim. Ama yanlış çıksaydı da bence uyuyamazdınız. Yani şöyle söyleyeyim, yanlış çıksaydı belki bir gün uyuyamazdım ama doğru çıksaydı uzun süre uyuyamazdım. Evet. O yüzden sıradaki üçlememizin değeri tam 150 bin lira. Yani kazandığınız rakamın 3 katı. 50 bin lirayı alıp gidecek misiniz, devam edeceksiniz? Ben çok merak ediyorum. Ne dersiniz? Tamam mı, devam mı? Güzel bir seviyedeyim, güzel bir yerdeyim. Bununla birlikte bir daha buraya gelir miyim? Böyle bir şans çıkar mı önüme? Onu da bilemiyorum. Bununla birlikte yani aslında hayal ettiğim ilk yere gelmiş durumdayım. Fakat bir üstünde hayal ettim. O yüzden ben devam etmek istiyorum. Devam diyorum. Cesur bir karar. Herkes 50 bin lirayı riske edemez. Ama bu arada önünüzdeki kırmızı butona bastığınız takdirde yarısı yani 25 bin lirayla da ilerleyen dakikalarda ayrılabilirsiniz. Yeni üçlememiz başlıyor. Artık sorular biraz daha zor olacak ama ben size güveniyorum. 150 bin lira için ilk sorunuzu soruyorum. Bir jokeriniz var, unutmayın. Gelsin 150 bin liralık üçlemede ilk soru. Linç kelimesi hangisinden türetilmiştir? A. Özel isim. B. Bir taş türü. C. Nehir adı. Güzel bir soru. Hiçbir fikrim yok cevabıyla alakalı. Ama ilginç bir soru hakikaten. Evet, ilginç bir soru. Kelimenin kökeni hangi dil? Açıkçası onu bilmiyorum. Linç. Türkçe olmadığı belli. N ve Ç harfleri yan yana geldiği için. Linç. Yani Arapça, Farsça oralardan mı geldi acaba bilemiyorum. Anlamına bakacak olursak linç etmek bir kişinin üzerine hayatına kast ederekten çullanmak, onu darp etmek, işte linç, taşla sopayla vurmak gibi şeyler düşünüyorum. Bir taş türü cevabı orada duruyor tabii. Fakat kafa karıştırmak için de olmuş olabilir. Linç etmek. Özel isim ve linç arasında nasıl bir bağ kurarsın diye sorarsanız şöyle bir bağ kurarım. Yani linç, özel isimler genelde tek başına bir anlam ifade eden, yani çok çağrışım yapan şeyler değil, fiiller gibi değil. O yüzden olabilir mi? Olabilir. Oradan bir bağ ama düşük bir bağ. Taş türü, taş. Yani yabancı dilden de düşünüyorum aklıma gelen. Taş, kaya, stone. Nehir adı, Nil Nehri geliyor aklıma tersten baktığım zaman. Öyle bir şey mi acaba Nil? Ama neden linç, Nil? Siz hiç günlük hayatta linç kelimesini kullanır mısınız? Linç etmek. Şimdi bu sosyal medyada son dönemde çok kullanılıyor. Linç etmek, üzerine gitmek, işte linç yemek gibi tabirler girdi
Bu da nedir? Birçok insanın onun üzerine yerli yersiz saldırması anlamına gidiyor, hakaret etmesi anlamına geliyor. Linç, yani taş atması, taşlaması anlamına geliyor bir bakacak olursak. Yani o geldi şu anda aklıma. Linç etmek, linç atmak, taş atmak. Yani özel isim şöyle bir şey olabilir. Tarihte birisi, bu isimde birisi belki öldürülmüş olabilir, linç edilmiş olabilir ya da etmiş olabilir. Oradan isim mi kalmış olabilir yani, özel isim o şekil olur. Aşık olabilir. Taş türü olsa atıyorum çakmak taşı. Ama günlük kullanımında linç etmek, yani linç atmak şeklinde kullanılan bir şey değil bu. Yani bir taş türü olsa etmek fiili. Şimdi özel isme doğru bir kayış var kafamda. Anlamını bilsem. Ama özel isimse anlamını bilemeyebilirim. Özel isim yakın geliyor, %60. %40 taş türündeyim. Joker %0 o zaman. Doğru, bu mantıkla Joker'e cevap kalmadı. Aa, özel isim demek istiyorum. Diyecek misiniz? Diyeceğim. A şıkkını onaylıyor musunuz? Bunu bekleme süreci çok sancılı olacak benim için. Onaylıyorum. Peki. Hiç cevabını bilmediğiniz bir soruda, üstelik de 150 bin liralık bir üçlemede büyük bir cesaret göstererek A şıkkı dediniz ve onayladınız. Bakalım doğru cevap mı? Ya inanılmaz bir heyecandı. Paraşütle atlarken de aynen bu heyecanı yaşamıştım. Ona yakın bir şey oldu yani. Ama biraz risk aldım galiba. Evet, gerçekten büyük bir cesaret gösterdiniz. Bunun için tebrik ediyorum. Neyse ki sonu güzel oldu. Çok ama ben merak ederim. Ediyorum. Linç nasıl özel isimden türemiş? Ne dersiniz hocam? Evet, linç ne nehre atmaktan ne taş fırlatmaktan geliyor. Aslında Virginyalı bir çiftçi olan Charles Lynch'in adından gelmiş bu. Amerikan Bağımsızlık Savaşı sırasında İngiltere taraftarı olanları düzmece bir mahkemeyle öldürüyor bu kişi. Aslında cahil biri ama bunun cehaletinden de istifade ederek düzmece bir mahkeme kuruluyor ve mahkemenin reisi de yine bir Charles Lynch yapılıyor. Bu da İngiliz taraftarlarına yalan yanlış bilgilerle, yalan yanlış suçlamalarla idam cezaları veriyor ya da ağır cezalar veriyor. Lynch adı dilimize de bunun fiillerinden dolayı giriyor. Teşekkür ederiz hocam. Artık hiç unutmayacağız değil mi Mustafa evet, Bey? Evet, kesinlikle. Peki, 150 bin lira kazanmanıza sadece 2 soru kaldı. Hazır mısınız? Hazırım. Güzel. Üçlemenin ikinci sorusunu okuyorum. İşaret dili hangi ülkenin resmi dilleri arasında yer alır? A. Yeni Zelanda. B. Singapur. C. Peru. Bu sorunun cevabını biliyorum. Öyle mi? Evet. Bunu bir yerde okumuştum açıkçası. Sonradan da o ülkenin şu anki durumuna baktığım zaman da açıkçası örtüştü. Çünkü işaret dilini resmi dil kabul etmek açıkçası kapsayıcı bir davranış. Ve bu son zamanlarda işte orada olan terör saldırısı sonrasında ve pandemi sürecinde takındıkları politikada aslında bu işaret dilini resmi dil olarak kabul etmelerini açıklayan bir davranış modelleri var. Bu anlamda beğendiğim bir ülke açıkçası. Burada cevap vermek istiyorum. A. Yeni Zelanda. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım.
Teşekkür ederim. Bu doğru cevap sizi 150 bin liraya bir adım daha yaklaştırdı. Ve sadece tek bir soru kaldı, 150 bin lira kazanmanıza. Umarım son soru gibi bir soru, bildiğim bir yerden gelen bir soru olur. Üstelik jokeriniz var. Evet. Kullanacağınızı zannetmiyorum ama kırmızı buton şansınız da var. Teşekkür ederim. Unutmuştum tamamen. Şimdi hazırsanız sorunuzu okuyorum. 150 bin lira değerinde. Çekimleri tamamlanarak özel bir kapsülde saklanan ve 2115 yılında gösterime girecek olan filme hangi isim verilmiştir? A. 100 Years, B. Millennia, C. Space Movie. Bu soruyu bilmiyorum. Bir yerde okumadım, rastlamadım. Enteresan bir soru. Yani bunu bilen için kolay bir soru. Bilgi de aslında böyle bir şey. Bilmeyen içinse zor bir soru. Biraz şıklardan ve soru üzerinden muhakeme yaparaktan gitmeye çalışacağım. Ben böyle bir film çektiğimi düşünüyorum. Bu kadar ileriye yönelik. Muhtemelen ben olmayacağım zamanda birileri bunu izleyecek. Ve 2115 yılında bu gösterilecek. 2115 yılına dair öngörülerimin, içgörülerimin oluyor olması gerekiyor. Ki ona göre bir isim vereyim ona. Yani böyle bakacak olursam, yani 100 yıl, geçmiş 100 yıl, yani bugünden 2115'e 100 yılda neler olacağını tahmin edip böyle bir film yapmış olabilirim. O yüzden 100 yıl koymuş olabilirim ismini. Fakat basit geliyor bu da biraz. Millennia kızının ismi olabilir, eşinin ismi olabilir. Çocuğunun ismi daha mantıklı geliyor belki. 100 yıl yaşayacağını tıbbın ilerlemesiyle ona bir ithaf etmiş olabilir. Bununla birlikte çocuğu yaşıyor böyle bir şeyden. Sonuç itibariyle bizim haberimiz varsa kızının da haberi vardır. Ne kadar sürprizli bir şey olur bilemiyorum. Ölmüş birine verse o zaten göremeyecek. Space Movie, uzay filmi. Yani mesela bu soruda Ay'da saklasalardı kapsülde bunu, Space Movie'ye daha yakın olabilirdim. Ya da şöyle mi düşünüldü acaba? Yani 2115 yılında artık uzayda koloniler kurulacak. Ve bir uzay filmi orada izletilecek. Yani hepsine bir mantık bulunabiliyor açıkçası sorudan ve cevaplardan. Böyle bir durumda 100 yılla Space Movie arasında gidip geliyorum açıkçası. Deminki yorumumdan kaynaklı, yani Millennia'nın bir isim olduğunu düşünerekten bu yorumu yapıyorum dediğim gibi. Çünkü Millennium olsa Millennium, yabancı dille de Millennium bildiğim kadarıyla. O yüzden B şıkkı olduğunu düşünmüyorum. Yani 100 yıl sonrasına bir isme, bir mesaj, bir atıfta bulunacağını düşünmüyorum yönetmenin. A ve C arasında kararsızım açıkçası. Burada Tufan Hocam'dan yardım almak istiyorum. Tam zamanı. Evet, kritik bir zaman. Ama filmin hikayesi de en az şu kritik zaman kadar heyecanlı. John Malkovich yazmış senaryosunu ve oyunculuğunu da yine kendisi yapmış. Ona film hakkında bir ipucu verin dediğinde, vallahi hiçbirimiz bu filmi seyretmeyeceğiz, seyredemeyeceğiz demiş. Bu da bana çok çarpıcı geldi. Yani bugün bir iş yapıyorsunuz ama sonra siz seyredemiyorsunuz ya da sonuçlarını göremiyorsunuz. Bu yönüyle çok ilginç bir film. Ben Mustafa Bey'e yardımcı olmak amacıyla C şıkkını eliyorum. Evet, Space Movie gitti. Yalnız tam John Malkovich'lik bir işmiş bu. Düşününce evet, o yapar böyle bir şey. John Malkovich olmak diye de bir film geldi. Evet. Çağrışma. Değil mi? Onun zihninde dolaşıyordu. Evet. Şimdi iki şık var. Eğer doğru cevabı bulursanız, ki bu olasılık %50. Evet. 150 bin lira kazanacaksınız.
gene kendimi o kayanın üstünde ya da uçağın kapısında gibi hissediyorum. O duyguya geldim. Evet. Hocama teşekkür ediyorum. Yorumu ve yardımı için. C şıkkını eledi. C şıkkı çünkü kafamdaki seçeneklerden bir tanesiydi. Dikkatle dinledim. Hiçbirimiz bu filmi izleyemeyeceğiz cevabını veriyor. ...2115, 100 yıl. Sonuçta ortalama insan ömrünün 70-80 yıl arası olduğunu düşünürsek eğer... ...ve aslında hayat sahnesi böyle 100 yılda bir değişiyor. Yani bizler şu an bu sahnedeyiz ama bizler gideceğiz. Sonraki kuşak gelecek, onların devri olacak. Ve şu an yaşayan kimse olmayacak aslında 100 yıl sonra bu mantıkla. O yüzden burada sanırım içimdeki ses 100 yıl cevabını vermemi söylüyor bu sebepten dolayı. A şıkkı 100 yıl demek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum benim. Pekala. Mustafa Sadıç. A. 100 yıl dediniz. Bir doğru cevap size 150 bin lira kazandıracak. Yanlış cevap maalesef eli boş gitmenize sebep olacak. Bir de kırmızı buton var ki o da orada şık yanıncaya kadar hala seçenek önünüzde. Bastığınız takdirde 25 bin lirayla ayrılabilirsiniz. Bakalım mı cevap neymiş? Bakalım. Bakalım. Çok süper ya, çok sevindim. Doğru cevabı bildiğim için çok sevindim açıkçası. Yoksa diyorsunuz 150 bin lirayla hiç alakası yok. Ya bunun. Tabii ki 150 bin lira için de sevindim. Yani o kapıdan atladığım için, o kayadan atladığım için açıkçası kendimi tebrik ediyorum bir kez daha. Çok güzel rakam değil mi 150 bin lira? Kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Tufan Hocama da tekrardan çok teşekkür ederim. Bu arada evet. Film de 2015'te çekilmiş. Evet, anlaşıldı. Tebrik ederim. Evet. 150 bin çok lira. Çok teşekkür ederim. Acaba Mustafa Sadıç'ın hayallerini gerçekleştirmesi için yeterli bir rakam mı? Şimdi öyle bir şey ki 150 bin lirayı alıp gidebilirsiniz ama 3 yeni soru ve 3 doğru cevapla 500 bin lira da kazanabilirsiniz. Ama riske edilen rakam da çok büyük, kazanılacak rakam da çok büyük. Zor bir karar yine sizi bekliyor. Mustafa Bey, tamam mı? Devam mı? Pelin Hanım, bunun cevabını vermeden önce şunu söylemek istiyorum. Yani burada devam dersem eğer bu epey yüksek bir kaya. Yani oradan atladığım zaman biliyorum ki sakatlanma şansım çok yüksek olacak. O yüzden o kayaya da şu an çıkmadım, aşağıdan bakıyorum açıkçası. Bu meblağ ile ilgili kafamda bir hayal vardı açıkçası. Onu sizlerle paylaşmak isterim. Lütfen. Bir iki hafta kadar önce TRT'de ben bir programa denk geldim. İsmi Su Savaşçıları. Su Savaşları. Su Savaşçıları, evet. TRT belgeselinin işi değil mi? Evet. Daha sonra araştırdım biraz. Hayri Dağlı diye bir kişinin kurduğu aslında bir sivil toplum hareketi diyebiliriz buna. TRT'de bunu sanırım 6 ya da 8 bölümlük gösterimini yapacak.
Tabii bu Hayri Dağlı'yı, işte internet sitesini, bunları sonradan araştırarak keşfettim. Fakat izlediğim bölümde şöyle bir sahne vardı. Orada bir suyla ilgilenen bir kişi, isimlerini hatırlamıyorum, kusura bakmasınlar. Ve sanırım birisi de mühendisti. İki kişi bir ada ülkesine gidiyor Afrika'da. Ve orada tatlı su yok. Yağmur suyuna muhtaçlar. Müslüman bir ülke bu arada. Onlarla epey bir vakit geçiriyorlar ve tahliller, uzun uğraşlar ve sonunda bir sondaj açıyorlar. Yalnız öyle bir durum ki daha önce defalarca sondaj açılmış, tatlı suya ulaşamamışlar. İnsanlar sırtlarında, küçücük çocuklar kilometrelerce su taşıyorlar. Yani su diyorsunuz ama elimizde olmadığı zaman çok büyük bir nimet. Ancak kaybettiğimiz zaman farkına varabileceğimiz bir şey. Bunu askerdeyken yaşamıştım. Orada bir damla suya muhtaç kaldığımda aslında suyun, yani musluğu açıyoruz, su akıyor, kapatıyoruz, su kesiliyor. Ne kadar kıymetli bir şey olduğunu anlamıştım. Çok büyük bir farkındalıktı. Konuyu çok dağıtmayayım. Öyle bir yere geldiler ki biraz derine inseler tuzlu su çıkacak, kesin eminler. Bir tanesi mühendislerden artık umutsuz halde, sana dedim burayı kazmayalım diye. Diğeri çok inanmış durumda ama o da üzgün. Evet, kusura bakma abi diyor ondan yaşlı. Fakat sonra en sonunda oradan tatlı su çıkıyor. O çocukların, Afrikalı çocukların sevinçleri, gözlerindeki ışık, inanın çok duygusal bir andı benim için. Ve ben bunun bir yerinde olmalıyım dedim açıkçası. Yani herkese tavsiye ediyorum. Sonra sitesine girdim. Bu derneğe yardım edilebiliyor. Burada gönüllü olarak da çalışılabiliyor. Pandemi dolayısıyla buna biraz ara vermişler. Fakat sanırım 14-15 bin lira gibi bir paraya yeni bir su kuyusu açılmasına vesile oluyorsunuz. Ve oraya bir isim verme hakkına sahip oluyorsunuz. Yani bu çok güzel bir şey. Ben böyle bir hayal kurdum. Bir su kuyusu açmak. Ve benim babam 52 yaşında rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Erken yaşta çok hızlı şekilde teşhis kondu ve 2 ay içerisinde rahmetli oldu. Ben babamın adını böyle bir kuyu yaptırarak, oraya vererekten yaşatmayı çok istiyorum. Bu meblağ da buna hayli hayli yetecek. O yüzden orada kullanacağım. Bu doğrultuda da kararımı tamam olarak açıklamak istiyorum. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. O zaman Mustafa Bey, biz de şöyle bir katkı yapalım. Siz madem böyle bir hayır işine girişiyorsunuz, biz de 3'te 3 olarak sizinle birlikte orada bir kuyuya ismimizi verelim. Biz de böyle bir hayra vesile olalım istiyoruz. Çok sevindim. Çok sağ teşekkürler. Olun. Hakikaten mutlu oldum şimdi. Evet, yani hem para yerini buldu, hem yarışmacıyı buldu. Bazen yarışmacı yarışmaya yakışır, bazen de kazandığı ödül yarışmaya yakışır. Evet. Yarışmacıya yakışır. Burada her ikisine birden tanık olduk. Çok mutlu oldum. Hem yarışma performansına hem de kazandığı parayı nerede kullanacağına dair iyi niyetine. Çünkü biliyoruz ki iyi niyet insanlığa mahsus bir şeydir ve daima kazanır. Evet. Bizim de bir su kuyumuz olacak. Ne güzel, bu fikri de siz vermiş oldunuz. Size de hayırlı uğurlu olsun ne inşallah. Ne mutlu bana, çok teşekkür Allah ederim. Allah hayrınızı da kabul etsin. Mustafa Sadıç, hem güzel yarıştınız hem iyi bir finalle sizi uğurluyoruz. 3'te 3'ten tam 150 bin lira kazandınız. İyi çok ki geldiniz, mutluyum. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sizi tanıdığımızda çok mutlu ben oldum. Ben de çok memnun oldum. Sağ olun. Merve Tulun geliyor. Hoş geldiniz Merve Hanım. Merhabalar Pelin Hanım. Tanıyalım sizi. Tabii, Merve ben. Merve Tulun. İstanbul'dan katılıyorum yarışmaya. 33 yaşındayım. Mesleğiniz? Uluslararası lojistik işiyle uğraşıyorum. Bekarım, ailemle yaşıyorum. Sizi buraya kim teşvik etti? Ben aslında böyle seviyorum biraz yarışma programlarına katılmaya. Böyle ailem biraz teşvik etti.
Evde başarılı mıydınız? Evde evet, sizi izliyoruz. Benden çok aslında babam ve annem çok severek izliyor sizi. evde de evet, tahminde bulunduğum sorularda doğru cevaplar veriyorum. Kendilerine buradan saygılarımızı, sevgilerimizi iletelim. Hemen sorulara geçelim ister misiniz? Olur, sevinirim. İyi şanslar size. Evet, çok teşekkür ederim. Merve Tulun için 3'te 3 başlıyor. Hemen hemen, neredeyse anlamı veren ifade hangisidir? A. Saç payı. B. Tüy payı. C. Kıl payı. C şıkkı diyorum, kıl payı. Onaylıyor musunuz? Evet, onaylıyorum. Bakalım. Üçlemenin ikinci sorusundayız. Pamuğu çekirdeklerinden ve içerisindeki atıklardan ayıklayan makinenin adı nedir? A. Gırgır, B. Çırçır, C. Fırfır. Eyvah. yani çırçır diyebiliyorum ama Tufan Hoca'ya bir sormak isterim. Çünkü hiç emin olamadım. Pekala, dönelim o zaman hemen hocamıza ve bizim için bir yanlış şıkkı eylesin. Evet, eskiden evlerde halıları falan süpürmek için küçük bir makine olurdu ve ona gırgır denirdi. Ben A şıkkını eliyorum. Teşekkürler hocam. Geriye kaldı çırçır ve fırfır. Evet. Yani pamuğu çekirdeklerinden ve içerisindeki atıklardan ayıklayan makinenin adı nedir? Yani ben çırçır diyebiliyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım B şıkkı doğru cevap mı? Yani bildiklerimi de unutuyorum. Oldukça heyecanlanıyormuştum iki insan buraya gelince. Çok doğal. Bu arada her üçlemede bir kez biliyorsunuz yardım alma hakkınız var. Onu bu üçlemede kullandınız. Evet. Şimdi üçlemenin son sorusu 1.000 lira değerinde. Doğru cevap verirseniz 1.000 lira sizin olacak. Peki. Taşıtlardaki tüm sinyal lambalarının uyarı amacıyla aynı anda yanıp sönmesini sağlayan düzene ne ad verilir? A. İkili, B. Üçlü, C. Dörtlü. C şıkkı dörtlü. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Doğru cevapla 3'te 3 yapmış bulunuyorsunuz. Evet. Ve 1.000 lira kazanıyorsunuz. İnanılmaz heyecanlıyım. Evdeki gibi değil gerçekten. Burada oturmak çok başka bir şeymiş. Şu soruya dahi düşünerek cevap verdim. Az kala yine Tufan Hoca'ya sorabilirdim ama soramıyorum sanırım. Temkinli davranmak iyidir. Şimdi sırada 5.000 liralık üçleme var. Merve Hanım, tamam mı, devam mı? Devam diyorum Pelin Hanım. 5.000 liralık üçlemenizi başlatıyorum ve ilk sorunuzu okuyorum. Lazanya hangi ülkenin mutfağıyla tanınan bir yemektir? A. Fransa, B. İtalya, C. Almanya. Lazanya bir tür makarna çeşidi ve İtalya diye biliyorum. Ama emin de değilim şu an. Lazanya İtalyan. Lazanya Fransa'da olabilir. Almanya kesinlikle değil. Bunu da Tufan Hoca'ma sorarsam sanırım yuvalanarak ayrılmak da istemiyorum. Ya aslında sorabilirsiniz. Hakkınız var ama daha üçlemenin tamamlanmasına evet, iki soru var. Lazanya İtalyan yani lazanya İtalyan mutfağı diyebiliyorum. B şıkkı diyebiliyorum. Lazanya. Cevap vermek ister misiniz? B şıkkı İtalya demek istiyorum. Emin de değilim. Yalnız süreniz işliyor. Ben Tufan Hocama yine sormak istiyorum. Bu soruda jokerinizi kullanacaksınız. Evet, kullanacağım. Peki Merve Hanım, umarım
İlerleyen sorularda pişman olmazsınız bu kararınıza. Peki. Sevgili hocam ne dersiniz? İnşallah pişman olmaz. Fransızların böyle bir yemeği yok diye biliyorum ben de. Teşekkürler hocam. İtalya mı, Almanya mı? Çok pişmanım. Jokerimi kullandığım için İtalya diyorum. Yani onlar doğru biliyordum musun? Ama hiç emin olamadım. Olur ya, her daim hayatımınca diyelim. Son 10 saniyeye için girdik. 5 şıkkını onaylıyor musunuz? 5 şıkkı onaylıyorum. Peki Merve Hanım, bakalım doğru cevap mı? Çok yazık oldu jokerime. Çok yazık oldu. Üçlemenin ikinci sorusu geliyor. Bir kişinin doğum tarihi, doğduğu gün anlamına gelen kelime hangisidir? A. Tevehhüm. B. Tevellüt. C. Tebatür. Eyvah. Tevellüt. Ay. Doğum tarihi, doğduğu gün. Tevellüt. Tebatür. Hangisini duydunuz? Yani ben tevellütü duydum ama emin değilim. Hani büyüklerimiz birbirlerine yaşını sorarken kaç diye sorarlar ya. Evet. O hangisi olabilir? O kadar yakınlar ki birbirlerine hiç emin olamıyorum. Elediğiniz şık var mı? Elediğim şık yani tevehüm olabilir. Tevellüt yani Bursa ya da Ceyhan gibi geliyor ama hiç emin de değilim. Bir kullanın isterseniz belki kulağınıza çalınmıştır. Tevehüm kaç? Tevellüt kaç? Tevatür kaç? O kadar uzağım ki hani Arapça kelimelere hiçbir şekilde bana yakından uzaktan hiç yakın gelen yok. Tevehüm, tevellüt, tevatür. Dönüyorsunuz hocaya ama çok nafile evet. Bir çaba bu. Tevehüm, tevellüt, tevatür. Doğum tarihi, doğduğu gün anlamına gelen kelime. Süreniz işlemeye başladı. Kırmızı butona basıp evet. 1000 liranın yarısıyla da ayrılabilirsiniz veya şansınızı deneyebilirsiniz. Yani kırmızı butona basacağım çünkü hiçbir şekilde şey yapamıyorum. Şu an 15, 14, 13. Son 10 saniyeye girerken. Evet bastım. Şansınızı aslında deneyebilirdiniz. Evet ama yani şey yapamıyorum. Yakından hiçbir şey gelmedi. Yakın gelmedi. Peki daha doğrusu. Cevap verseydiniz hangisiydi sizin için? En yakın cevap? Yani onu bile cevaplayamıyorum. O kadar bilmiyorum soruyu. Mesela yani şansınıza güvenseydiniz hangi şıkkı seçerdiniz? Tevatür. Mü derdiniz? Evet. Bakalım tevatür demiş olsaydınız ne olacaktı? Tevellüt. Tevatür söylenti. Evet tevellüttü doğru cevap. Evet. En azından 500 lirayla ayrılmış oluyorsunuz. Çok peki. Teşekkür ederim Merve Hanım. 3'te 3'e katıldığınız için. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Yarışmacımız Mertcan Köse geliyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Tanıyalım sizi. Ben Mertcan Köse. İstanbul Silivri'den geliyorum. 26 yaşındayım. Aslen Selanik göçmeniyiz biz. Bunu söylemek istedim. Bunun dışında sosyal bilgi öğretmenliği mezunuyum. Ancak öğretmenlik şu an yapmıyorum. KPSS sürecim var. Onun dışında bir firmamız var. Otomotiv sektör üstüne. Orada çalışıyorum. Yöneticiyim. Yani ben yönetici diyorum buna. Siz ne dersiniz bilmiyorum ama her işi yapıyorum. Öyle söyleyebilirim. En güzeli. Evet. Yol ayrımındayım ama şunu da belirteyim. Yani öğretmenlik mi yoksa işte şirketin başına geçme mi? O kararsızım o konuda. Bilmiyorum ne yapacağım ama büyük ihtimal öğretmenlik. Babanızın şirketi değil mi evet. Bu? Güzel.
Peki bu aralar revaçta olan araçların rengi, modeliyle ilgili bir şey söyleyebilir misiniz? Aslında hiç ilgim çekmiyor. Yani hiçbir ilgim çekmiyor. O zaman öğretmenliği seçin. Evet. Yani ya hiç ilgim çekmiyor cevap. Evet, bunu size soracaktım. Siz bu durumda ne karar verdiniz? Ben öğretmen olurdum. Öyle mi? Evet. Yani belli bir düzeniniz var ve ilgi duyduğunuz başka bir alan var. Hangisini seçerdiniz? Ben ilgi neye duyuyorsam onu seçerdim. Öyle mi? Ben de o süreçteyim. Peki hocamız hangisini seçerdi? Valla hayat iki defa yaşanmıyor. Ben en sevdiğim mesleği seçtim ve hep onu yaptım. Güzel cevap. Teşekkür ediyoruz hocam. Geçelim mi sorulara? Geçelim, ben hazırım. Peki, biraz heyecan geldi sanki. Evet. Azıcık olsun. Mertcan Köse için 3'te 3 başlıyor. Deyime göre yersiz ve zamansız söz söyleyen birinin kırdığı şey hangisidir? A. Kapı, B. Rekor, C. Pot. C. Pot. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. İkinci sorudayız. Özel alaşım ve maddelerle kurşun geçirmeyecek bir biçimde tasarlanmış üst giysisine ne ad verilir? A. Demir gömlek, B. Çelik yelek, C. Platin kazak. B. Çelik yelek. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Bin liralık üçlemenin son sorusuna geldik bile. Evet. Trafikte sürücünün diğer araçları aynadan göremediği bölgeye ne ad verilir? A. Kör nokta, B. Karanlık bölge, C. Görüş açığı. İşim gereği çok fazla araç kullanıyorum. Her gün gidip geliyorum İstanbul, Silivri arası. Çok da şahit oldum bu tür kazalara. O yüzden A, kör nokta demek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Gayet iyi başladım. Evet, gayet evet, güzel. Süper hızlı gidiyorum. Hızlı cevaplar geldi. 3'te 3 yaptınız, 1000 lira sizin. Yeni üçlemenin değeri 5000 lira. Tamam mı, devam mı? Devam. Gelsin ilk sorunuz. Hangisi fotosentez esnasında kullanılan ya da ortaya çıkan maddelerden biri değildir? A. Oksijen, B. Karbondioksit, C. Cıva. Oksijen, karbondioksit ve cıva. Tek sıradan şık cıva, gözüme öyle gözüküyor. O yüzden C. Cıva demek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Bir joker hakkınız var. Üçlemede ikinci sorudayız. Kumaş, tahta ve benzeri malzemelerle yapılan, kağıt veya kartona yapıştırılan, kesyap da denen resim türü hangisidir? A. Kompozisyon, B. Kopya, C. Kolaj. Kolaj, daha çok resim türü denince aklıma kolaj geliyor. Kopya alakasız. Kompozisyon daha çok edebi tür, yazı işleriyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Kopya değil. Ben C. Kolaj demek istiyorum. Hocamı biraz daha dinlendirmek istiyorum. Peki, hocamız biraz daha dinlensin. C şıkkını onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Sizin hep böyle kendinize yönelik böyle özgüven taşıyan böyle bir tavrınız mı vardır? Yani genelde iletişim kurduğumda böyle söylerler. Aslında çok da böyle pimpirikli bir adamımdır. Aa. Evet, evet. Belli olmuyor. İşte, evet, biraz böyle
o yanımda vardır. Öyle söyleyebilirim yani. Mesela şu ana dair böyle içinizi huzursuz eden şey nedir? Kalbim biraz hızlı atıyor. Evet. Ama belli etmemeye çalışıyorum. Öyle söyleyebilirim. Tamam, belli olmuyor. Çok iyi gidiyorsunuz. Ciddi misiniz? Evet, evet. Gayet iyi. Evet. Bu soruya doğru cevap verirseniz 5.000 lira kazanacaksınız. Evet. Üstelik hocamıza danışabilirsiniz. Evet. Üçleme tamamlanacak. O zaman 5.000 liralık soruyu okuyorum. Teşekkür ederim. Futbol topu için kullanılan meşin yuvarlak tabirindeki meşin nedir? A. İşlenmiş koyun derisi. B. Tabakalanmış ağaç kabuğu. C. Sıkıştırılmış plastik. Meşin. Sokakta top oynadığımızda bu plastik top genelde meşin diye tahmin ediyorum. Yani sıkıştırılmış plastik çok yakın geliyor bana. Ağaç kabuğundan top olur mu? Olmaz. Koyun derisi biraz daha yakın geliyor bana. Yani işlenmiş koyun derisi biraz daha yumuşak olabilir mi? Olabilir. Ama bir son elemenin son turu. O yüzden ben bir hocama danışmak istiyorum. Eğer mümkünse. Tabii ki. Öyle bir hakkınız var. Peki futboldan hoşlanır mısınız? Anlar mısınız? Evet. İyi bir Beşiktaş taraftarıyım. Çok da severim. Küçükken de oynamıştım ama futbolcu olmak nasip olmadı bana. Severek izliyorum. Bakalım meşine dair hocamız bize ne söyleyecek, hangi şıkkı eleyecek? Evet. Bizim çocukluğumuzda da meşin top çok kıymetliydi. Hem pahalıydı hem edinmek zordu. Bir de onun ucuzları vardı. Biz çocuklar para toplar ucuzundan alırdık ama onu da dikiş yerleri atardı. 2-3 oynamaya kaybolup giderdi. Sonra bunun hiç bozulmayanları üretirdi ama onlar plastikten değil. Ben C şıkkını eliyorum. Teşekkür ederiz hocam. Şimdi Tufan Hoca hem bir yanlış şıkkı eledi hem de ipucu verdi. Hocam beni ipten aldı şu an. Aynen öyle oldu. Kesinlikle öyle. Tabakalanmış ağaç kabuğu. Yani çok anlamsız duruyor ya. İşlenmiş koyun deriz. Biraz daha yakın, çok daha yakın hatta. İşlenmiş koyun deriz. Koyun derisini işlemek. 28, 27. Bir de ne dedi? Kaçırdım burayı. Pahalı dedi. Pahalı mı dedi? Aha. O zaman koyun derisi pahalıdır ya, kurbanlık koyun derisi. Koyun derisi pahalıdır be ya, der gibi oldu. Rumeli Ağzı oradan çalıyor. Ben A, işlenmiş koyun derisi demek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım doğru cevap A mı? Oh be. Yani anlamsız şekilde biraz evet başka yere gittim. Plastik deyince aklıma bu geçen kafaya geçirdiğimiz patladığı zaman ne bileyim plastik olarak aklıma gelmişti. Çocukluğumuzda plastik toplarla da çok oynadık. Evet. O plastik toplara da meşin top süsü verilirdi, görüntüsü evet, verilirdi. Evet. Belki o yanılttı. Belki de. 3'te 3 yaptınız, 5.000 lira sizin. Evet. 15.000 liralık üçleme için soracağım. Tamam mı, devam mı? Devam. Mertcan Köse için 15.000 liralık üçlemeyi başlatıyorum. Joker hakkınız var, unutmayın. Ve gelsin ilk soru. Günümüzde birçok elektronik cihazın açma-kapama düğmesinde yer alan sembol hangi iki rakamın birleştirilmesiyle oluşturulmuştur? A. 24 B. 19 C. 01 Evet, güzel bir soru ya. Açma-kapama düğmesinde yer alan sembol, kırmızı sembol. 24 değil, 01 çok mantıklı geliyor. Bu kodlama işleri de bilgisayar kodlamaları da genelde 01 üstüne açma kapama düğmesi de 01 olabilir diye düşünüyorum. Hiç açma kapama düğmesi görmemiş olamazsınız. Bu imkansız sanırım. Evet, gözünüze canlandırın. Ne vardı üzerinde? Sadece yuvarlak bir şey vardı sanki ya. Yanında... Düğme gibi düşünün. Böyle tık tık basıyorsunuz. Allah Allah, yanlış bir şeyden mi bahsediyoruz ya? 24 01 19 elektronik cihazın açma kapama düğmesi.
Aa, şimdi çıkardım. Sigorta. Sigortalarda vardır hani şöyle 01. 01'dir o ya. Değil mi? Ben mi yanlış düşünüyorum acaba? Bence 01'dir bu ya. Öyle mi be ya? Ben Trakyalıyım. Ben de ilk öğretmenlik mesleğine Trakya'da başladım. Öyle mi? O yüzden evet, Kırklareli'de başladım. Kırklareli, Pınarhisar, Cevizköy Ortaokulu. Ve bir Kayserili olarak ilk defa Trakya şivesinin ortasına düşmüştüm. Çok hoşuma gidiyordu. Ve zaman içerisinde ben de onlar gibi konuşmaya başlamıştım ama öğretmenliğim orada kısa sürdü benim tabii. Evet, tatlılar gerçekten. Çok sevimlidir Trakya şivesi. Ya yöresel ağızlar çok ilgi çekici bence. Trakya'da da bu var. Mesela ben Edirne'de okudum, Trakya Üniversitesi'nde. Orada da işte bir kafeye girdiğimde yaşlı bir amca şey demişti, bir şey istiyor. Kaça kıstırayısın diyor mesela, kaça kıstırayısın. Kıstırayısın yani ne anlama geliyor bu? Meğer tost istiyormuş kıstırmaktan. Kıstırayısın. İlginç, çok tuhafıma gitmişti. Trakya olarak ben de duymamıştım daha önce. Hoşuma gitmişti. Benim de öyle bir anım var. Bu renkleri, bu güzellikleri yaşatmamız kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Ben cevap vereyim o zaman ya. Peki siz hangi şıkkı kıstırayısınız? Ben C01 şıkkını kıstırayırım. Onaylıyor musunuz yani? Ne diyebilirim? Ne diyebilirim? Ne diyebilirsiniz? Onaylıyor musunuz beya? Onaylıyor musunuz beya? Onaylıyorum. Peki bakalım, C şıkkı doğru mu? Güzel, çok güzel. 15 bin lira kazanmanıza kaldı 2 soru. Evet. Jokeriniz duruyor ve ikinci soruyu okuyorum. Hareket ettikçe çeşitli renklerde parlayan kumaşa ne ad verilir? A. Hercai, B. Yanar Döner, C. Ekose. Ve yakaladınız beni şu an. Hareket ettikçe çeşitli renklerde parlayan kumaş. Simli pullu tarzı. Ekose böyle çizgili kareli bir şey olması lazım sanki. Öyle hatırlıyorum. Ekose ceket. Üzerinizdeki gibi mi? Üzerimizdeki kareli, ekoseli bu mudur? Bilmiyorum, ben size ben soruyorum. Ben size soruyorum efendim. Ben cevap veremem. Yanar döner çok anlamsız gibi ya. Yanar döner, parlayan kumaş. Hercai. İnanın şu an cevap veremeyeceğim buna sanırım. Hercai. Hercai'yi hangi kelimeyle yan yana duyduk hep? Hercai. Şarkı vardı sanırım. Tamam, var. Evet. Gel yarim ol. Sultanım ol. Evet. Hareket ettikçe parlayan kumaş. Evet. Hercai, yanar döner. Bir de böyle çeşitli renklerde parlıyor. Disko topu gibi. Gibi, ha. Değil mi? Evet. Böyle ışığı yansıtıyor. Ya yanar döner kelime oyunu olabilir mi burada? Onu düşünmeye çalışıyorum ama. Allah. Mesela bu sorunun cevabı Hercai olabilir mi? Olamaz tabii canım. Peki yanar döner olabilir mi? Olabilir. Ekose olabilir mi? Olamaz. O zaman nedir cevap? Ben o zaman cevap vermek istiyorum. Evet. B yanar döner demek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Ben hocama danışmak istiyorum. Peki. Hakkınız var. Direkt geri alabiliyor muyum şu an söylediklerimi? Yani onaylamadan önce. Bir şey onaylamadınız zaten şu anda. Sadece şık söyledim, onaylamadım. Onaylamadınız. Şu anda cevap verebilirsiniz. Hocamızdan yardım alabilirsiniz. Biraz daha düşünebilirsiniz. Kırmızı butona basabilirsiniz. Tamam o zaman ben son şıkka hocamı gene dinlendireceğim biraz. Yormak istemiyorum. B yanar döner onaylıyorum. Peki hadi bakalım o zaman. B şıkkı doğru cevap mı? Teşekkür ederim. Evet, geldik 15 bin liralık soruya. Evet. Güzel gidiyorum ya bence. Çok güzel. Teşekkür evet, ederim. Nazar değmesin. Bu soruda hocamızdan yardım alabilirsiniz. Kesinlikle. Böyle bir şansınız evet, var. Evet. Ve soru tarih sahnesinde. Süper.
Haydi izleyelim. Açın selamun aleyküm. Kafa kağıdında 1862 yazar. Deli dolu bir çocuğuydum ha. Hamsi palığın gibi kıpır kıpır yerinde duramazdım. Dağdan bayırdan aşağı inmezdim. Biraz büyüyünce tabii kendimize de geldik. Geldik ama bir huyum hiç eksilmedi. Haksızlığa, zorbalığa gelemezdim. Hemen kavgaya girişirdim. Bizim mahallenin kabadayılarını ha böyle boncuk gibi ipe dizerdim. Biraz daha büyüdükten sonra baba mesleğini yapmaya başladım. Küçük bir dakikamız vardı. Rize'den Batum'a insan taşır idik, yük taşır idik. Batum'a gidiyorum, yük taşıyorum. Açım bir duydum ki Abdülhamit'e suikast yapmışlar da. Ermeniler, Ermeni çeteciler. Ben de şafak attı. Çıktım benim o müşterilerin karşısına, Ermeni müşterilerin karşısına. Sizinle dedim bundan sonra selamı sabaha keseyim ha. Bundan sonra benimle muhasebeniz yoktur. De gidin dedim. Muhasebeyi kestik de alacaklarımı alamadım. Olsun. Serde Karadenizlik var. Serde vatan var. Olmaz öyle şey. Sonra İstanbul'a gittim. Boğaz köyler arasında insanları taşımaya başladım. İstanbul o zamanlar fena. Yavrunun işgali altında. Hello Rum çeteleri yok mu ya? Tövbe estağfurullah ya. Durduk yerde adam öldürüyorlar. Milletin ırzına, namusuna göz dikiyorlar ya. Ben tövbe estağfurullah. Kendimi kaybediyorum, dalıyorum aralarına. Her gün kavga, her gün bela. Bir gün Kuvayi Milliye'den bir binbaşı geldi. Dedi ki bağ, sen çok cevval birine benziyorsun. Dedim komutanım sağ olasın. Sen dedi Kuvayi Milliye'ye katılmak ister misin? Vatan için can feda dedim. Sağ 10 tane adam vereceğim dedi. He dedim. Silah da vereceğim dedi. He dedim. Yalnız senden bir şey isterim dedi. Dedim emrim başım üstüne ne istersin? Bu dedi Boğaz köylerindeki Rum çeteleri var ya dedi. Hiçbirine göz açtırmayacaksın. Evelallah komutanım dedim. O günden sonra da kafalarını çıkartan her Rum çetesinin tepesine bindim. Hiçbirine göz açtırmadım. Sonra hükümetten izin aldım. Rize'ye, Sinop'a, Trabzon'a gittim. Açtırdım hapishanenin kapılarını. Dedim ki mahpuslara, ulan mahpuslar. Aha bak, hürriyet daha burada. Pranga'da yaşamak mı yoksa vatan için savaşmak mı diye. Hepsi beraber vatan için can feda dediler. Civar köylerden 600 tane daha uşak topladım. Onların yerine ben bir milis karargahı kurdum. Komutan geldi. Sen dedi bu karargahın dedi milis yüzbaşısın dedi. Dedim Allah razı olsun. Şimdi senden dedi büyük bir isteğim vardır. Kandıra'daki Yunan'ı dedi Sakarya'ya püskürteceksin. Emrin başım üstüne komutanım dedim. Ne demek? Vatan için can feda. Ondan sonra baskınlar gelmeye başladı. Kafalarını çıkarttığı andan itibaren kafalarını ezdik. Yunan'ı Sakarya'ya kadar püskürttük. Sakarya'dan İzmir'e kadar püskürttük. İzmir'den sonra vatandan püskürttük. Vatanı işgalden kurtardık. Komutan karşıma geldi. Elinde bir madalya. Bağ uzattı. Dedi ki bu madalya senindir. Ben de komutana dedim ki biz madalya için savaşmadık be komutanım. Vatan için savaştık. Açlıktan kırılırken dağda bayırda biz kemiğin üzerine duz eker. Açlıktan o duzuyalar kemiği kemirirdik dedim. Mevzu vatansa komutanım, gerisi teferruattır dedim. Bu can bu vatana feda olsun dedim.
Başka bir şey istemem senden komutan. Ben öldükten sonra arkamdan bir Fatiha okusunlar yeter. Başka bir şey istemem dedim. Bana verilen her şeyi geri bağışladım. Bir tek babamdan kalan yadigar ha cebimde duruyordu. Ha uşağım kusura bakma. Lafı fazla uzattık da. Neyse. Haşan söyle bakayım bana. Benim lakabım da, adım da nedir uşağım? Sanatçımız Cengiz Küçükayvaz'a müthiş oyunu için, performansı için teşekkür ediyoruz. Kuvayi Milliye'nin önemli milis liderlerinden olan Rizeli Milli Mücadele Kahramanı kimdir? A. İpsiz Recep, B. Çuhadar Ali, C. Köprülülü Hamdi. Aslında oyunu izlerken aklımda bir isim vardı. Ancak sonradan tereddüte düştüm. O olabilir mi gibisinden. Topal Osman vardı. Daha çok sanırım Giresun bölgesinde Kuvayi Milliyeci olabilir. Belki yanlış da hatırlıyor olabilirim, bilmiyorum. Ama şimdi tek şık kafamda var. Hocam eminim bunu daha iyi bilir ve daha iyi açıklar. İpsiz Recep demek istiyorum. Öncesinde ancak hocama danışmak istiyorum. En azından bir garantilemiş olayım. Evet, hocamıza dönelim. Ne dersiniz hocam? Evet, bu soruyu hazırlayan arkadaşımızı tebrik ediyorum. Aynı zamanda performansıyla da Cengiz Küçükayvaz'ı ayrıca tebrik ediyorum. Bize adeta o günleri yaşattı ve bize bir milli mücadelenin hangi şartlarda oluştuğunu yaşattı adeta. Buradaki üç şıkkın üçü de yine milli mücadele kahramanı. Bunlardan C şıkkında yer alan Köprülülü Hamdi, Rumelili, Vardar'ın Köprülü köyünde doğmuş ama ömrü İstanbul'da ve Marmara bölgesinde geçiyor. Marmara bölgesindeki Kuvayi Milliye Hareketi'nde yer alıyor ve Akbaş Cephaneliği baskını sırasında da yanılmıyorsam şehit düşüyor. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ben C şıkkını eliyorum. Teşekkür ederiz hocam. İpsiz Recep mi, Çuhadar Ali mi? A. İpsiz Recep. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Mertcan Köse, 26 yaşındasınız. Sizin yaşınızda bir gencin bu soruya doğru cevap vermiş olması beni ayrıca memnun etti. Burada tabii bu milletin içinden her dönem büyük kahramanlar çıktığını da hatırlatmamız gerekiyor. Temmuz ayı içindeyiz. 15 Temmuz yakın tarihimizin de kırılma noktalarından bir tanesi. Oradaki şehitlerimizi de rahmetle analım. Ve şunu da unutmamak gerekiyor. Biz direnişi de gördük, ihaneti de gördük. Hainleri de gördük ve çok şükür ki kahramanlarımız da var. Dolayısıyla burada sözü size bırakmak istiyorum sevgili hocam. Muhakkak eklemek istedikleriniz vardır. 15 Temmuz meşhum hadisesi Türk milletinin gösterdiği son büyük kahramanlık. Üzerine çok şey konuşuldu, çok şey söylendi ama ben küçük bir detaydan bahsetmek istiyorum 15 Temmuz'la ilgili. Hatırlarsanız 15 Temmuz gecesi bir anda minarelerimizde selalar okunmaya başlandı. Allah rahmet eylesin, ilk selayı da İsmail Coşar Hoca okumuştu. Onu da bir trafik kazasında kaybettik. Sela davet demek. Daha çok cuma namazı için ya da bir cenaze daveti, cenaze bildirmek için ya da bayram arefesinde bayramı bildirmek için bir davettir. Oradaki sela Türk milletinin demokrasiye sahip çıkma davetiydi. Ve Türk milleti de şanına yakışır bir şekilde cevap verdi. Ümit ederiz ki bir daha bu tür meşhum hadiseler yaşanmasın ve bu tür davetler olmasın. Ama bir gerçek var ki tıpkı İpsiz Recep'i milli mücadeleye davet eden hem ruh hem o kişi gibi başımıza bir felaket geldiğinde davet edecek birileri ve davete uyacak birileri de her zaman var. Teşekkür ederiz hocam. Şehitlerimize bir kez daha rahmet
dileyelim ve tüm kahramanlarımızı da minnetle burada anıyoruz. Evet, yeniden yarışmamıza dönecek olursak buradan bakıyorum. 15 bin lira sizin Mertcan Köse. 50 evet. bin liralık üçleme sırada ne yapacaksınız? Tamam mı, devam mı? Çok kararsızım. Çok kararsızım. Hayaliniz neydi buraya gelirken? Aslında alacağım parayla bir profesyonel müzik eğitimi almak istiyorum. Evet, klarnet çalıyorum 5 senedir. Yanına enstrümanlar eklemek istiyorum, saksafon gibi. Bunun için para ihtiyacım var. Bunu bu şekilde kullanabilirim. 15 bin bana yeter mi? Yeter ama daha fazlası neden olmasın? Çünkü şu an gaza da gelmiş durumdayım. Açıkça söylemek gerekirse sizin desteğinizle. O açıdan kararsızım. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ne yapmam gerekir sizce? Şimdi ben soruları bilmiyorum. Açıkçası burada ilk kez karşıma çıkıyor ve okuyorum. Ama sizin bilgi dağarcığınıza da hakim olmadığım için... Evet. Dolayısıyla benim yönlendirmem yanlış olabilir. İçinizden ne geliyor? O zaman ben devam etmek istiyorum. Peki, devam dedi Mertcan Köse. Yeni üçleme başlıyor bu kez 50 bin lira değerinde. Bir joker hakkınız var ve 50 bin liralık üçlemede ilk soruyu okuyorum. Los Angeles'ın simgesi olan tarihi Hollywood tabelası 1923 yılında hangi sektörü canlandırmak amacıyla dikilmiştir? A. Gayrimenkul. B. Turizm. C. Sinema. Hollywood deyince aklımıza direkt sinema gelir. Hollywood efekt, Hollywood tabelası 1923. Tartışmak anlamsız. Ben C sinema demek istiyorum. Biraz hızlı karar veriyorum belki ama 1923-1929 krizine gelmeden önce gayrimenkul olabilir mi? Evet, şu an orada kaldım. Kriz öncesi acaba gayrimenkulleri teşvik etmek amacıyla bir canlandırma yapmış olabilirler mi? Kriz öncesi 23. Ya sinema sektöründe o zaman tabii Charlie Chaplin'ler daha çok sessiz sinema var. Bu sektörü canlandırmak için olabilir mi? Olabilir. Turizm, 1923'lerin turizmi olabilir mi? Çok uzak geliyor bana turizm. O zaman ben Tufan Hocam'a danışmak istiyorum. Peki. Soralım bakalım Tufan Hocamız hangi cevabı eleyecek? 1923'leri düşündüğümde benim aklıma hiç sinema gelmezdi. Ben kendi hislerime güvenerek C şıkkını eliyorum. Teşekkürler hocam. Çok güzel oldu bu. Resmen ikinci kez ipten alındım. Gayrimenkul mü, turizm mi? Eyvah. Gayrimenkul daha yakın geliyor bana şu an. Neden? Vallahi aslında çok da geçerli bir nedenim de yok. Yani turizm çok daha uzak gibi geliyor. Yani turizm sanki işte İkinci Dünya Savaşı sonrası daha çok dünya çapında yaygınlaştığını düşünüyorum. Soğuk Savaş dönemi sonrası hatta özellikle küreselleşmeyle birlikte. 1923'lerde turizmi canlandırmak için Hollywood tabelası. Ama tabii... O da olabilir ya. Şimdi kafam da karıştı. Los Angeles'ın simgesi olan Hollywood tabelası. Eyvahlar olsun. İşte istemediğim bir şey oldu. Hisleriniz ne diyor? Hislerim gayrimenkul diyor ya. Güvenecek misiniz? Onaylatayım mı? Eğer çekildiğim takdirde alacağım ücret... 7500 lira. Ben devam edemeyecek gibi duruyorum ya. Çok erken yelkenleri indirdim ben. Neden böyle oldu? Devam edemeyeceğim. Peki, çekilme kararı aldınız. Devam etseydiniz ne diyecektiniz? Tamamen hislerime güvenerek o zaman diyecektim. Gayrimenkul diyecektim. Bakalım A şıkkı doğru muymuş? Aa, ciddi misiniz ya? Üzüldüm biraz ama... Sağlık olsun, bilmiyoruz. Sağlık olsun. Bir sonraki etapta belki eleyecektiniz. Evet. Sonuçta evet. Jokeriniz de yok.
Ben çok teşekkür ederim. Evet Mertcan Köse, iyi ki geldiniz. Bence iyi bir yarışmacısınız. Teşekkür ederim. Fena da performans çıkarmadınız. 7500 lirayla 3'te 3'ten ayrılıyorsunuz. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Şimdiden bayramınız mübarek olsun. Sizlere veda ediyoruz. Görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.